Geçtiğimiz hafta sonu Royal Otel'de gerçekleştirilen inşaat çalıştayında alınan sonuçları değerlendiren İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Öztürk, geçen hafta yapılan inşaat çalıştayının ilk olması sebebiyle önemli ve değerli buluyorum diye konuştu. Arası deprem haftası etkinlikleri çerçevesinde bu açıklama yapmayı da mesleğimi bir gereği olarak düşünmekteyim. Geçen hafta yapılan inşaat çalıştayının ilk olması hasebiyle önemli ve değerli buluyorum. Emeği geçen herkese, başta belediye başkanımız Sayın Anur Aktaş olmak üzere teşekkür ediyorum. Farklı mimar, mühendislik ve müteahhit gruplarının bir araya getirilmesi ve farklı pencerelerden sorunların ele alınması yıllardır beklediğimiz bir durumdur. Çalıştay'da eksiklikler de olmuştur tabi. Mesela gündem konuları bu gruplara danışılarak oluşturulmalıydı öncelikle. Ayrıca Çalıştay'ın kurgusunun biraz karışık ve yeterince sonuç odaklı bulmadığımı da belirtmek isterim. Sayın Profesör Doktor Şerif Barış ne demişti bu Çalıştay'da? İnegöl'de 10 yıl içerisinde 6 şiddetinde bir deprem olma ihtimali %70'tir. Biz Sayın Barış'la Deprem Araştırma Komisyonu'nda birlikte çalışmıştık. Komisyon şu an yok. Aldığımız kararlar ne aşamadadır ve uygulama noktasında devam edecek mi? Belediyemizden bir açıklama yapılmamıştır. Bu gelişmelerle ilgili mimar ve mühendis çevreleri daha sık ve etkili şekilde bilgilendirilmelidir ki onlar da bir katkı koyabilsin ve doğru işler daha sağlıklı bir şekilde yapılabilsin. Çünkü İnegöl'ün inşaat geçmişini teknik bakımdan başka bilen yoktur. Kat artışı konusunda Çalıştay'ın sonuç raporunda mevcut İnegöl için kat artışının uygun görülmediği ve bu kat artışının mevcut İnegöl'ün dışında zaten yeterli kadar katlar var denildiğini hatırlatan Öztürk, mevcut İnegöl'de pek boş parsel kalmadığını da düşünürsek bu cümleye katılıyorum. Ancak kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa katılıyorum diye konuştu. Mevcut İnegöl için kat artışının uygun görülmediği ve bu kat artışının mevcut İnegöl'ün dışında zaten yeteri kadar katlar var deniliyor. Mevcut İnegöl'de pek boş parsel kalmadığını düşünürsek bu cümleye katılıyorum, ancak kentsel dönüşüm yapmak istemiyorsa katılıyorum. Peki kentsel dönüşüm yaptığımız bölgelerde kat artışına ihtiyaç duyulmayacağını nereden biliyorsunuz? Dönüşüm eğer gündeme gelecekse bu altyapıyla birlikte olacak. Dolayısıyla gerekli tedbirler alındığında pekala kat artışı da mümkün ve de kaçınılmazdır. Riskli olabilecek İnegöl'de 1999 öncesi yapılmış 4 ile 7 katlı 4400 konutun olduğunu aktaran Öztürk, buna ilaveten eski sanayi yapılarımız var. Kentsel dönüşüm aynı zamanda eski İnegöl'ün her yönüyle iyileştirilmesi mütevasına da taşımalıdır diye konuştu. Riskli olabilecek İnegöl'de 99 öncesi yapılmış 4 ila 7 katlı 4400 konut vardır. Buna ilaveten eski sanayi yapılarımız vardır. Kentsel dönüşüm aynı zamanda eski İnegöl'ün her yönüyle iyileştirilmesi muhtevasını da taşımalıdır. Kısmi iyileştirme zaten olmamalıdır. Altyapısından otoparkına, yeşil alanından kanalizasyonuna kadar her sıkıntının çözümü amaçlanmalıdır. Dolayısıyla adım adım bu çerçevede hareket etmeli ve yeni İnegöl projesi de bu işin fayandası haline getirilmelidir. İnegöl'de ne kadar insan deprem tehlikesi yaşayabilir sorusuna ise Öztürk, riskli olabilecek İnegöl'de 1999 yılından önce yapılmış 4400 konut vardır. Yaklaşık 80 bin kişi bu konutlarda yaşıyor. Dolayısıyla bu konuyla ilgili kararlı ve aceleci olmak gerekmektedir diye konuştu. Önceden ifade etmiştik, riskli olabilecek İnegöl'de 1999 öncesi yapılmış 4 ila 7 katlı 4400 konut vardır. Ki bu da yaklaşık 80 bin kişinin yaşadığı bir alandır. Dolayısıyla bu konuyla ilgili kararlı ve aceleci olmak gerekmekte. Buna ilaveten eski sanayi yapılarımız vardır.